Bir görüntü elimize ulaşan yeni bir görüntüyü ekranlarınıza getirelim. İstanbul'da Beyoğlu'nda PKK-YPG tarafından yapılan saldırıda eylemi gerçekleştiren teröristin Taksim'deki yeni görüntüleri ortaya çıktı İstanbul. Da, İstiklal Caddesi'nde saldırıyı yapan o kadın teröristin işte İstiklal Caddesi'ne girdiği anlar, İstiklal Caddesi üzerinde yürüdüğü anlara dair yeni görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı bu saldırıda. İşte o kadın e, o banklardan birine oturuyor hemen daire içinde gösteriyoruz ve e, Adalet Bakanı 40-45 dakika oturduğunu ardından kalktığını ve bir poşet bıraktığını söylemişti. İşte o görüntüyü de ekrana getirdik. Kalktı ve elindeki poşeti bırakıyor ve elinde bir gülle zannediyorum dikkat çekmemek için bu şekilde ilerliyor. Zaten bu görüntüleri hep ekrana getirmiştik. O koştuğu anlar henüz o bombanın patlamadığı anlar. Çünkü herkes gayet normal ilerlerken. İstiklal Caddesi'nde saldırıyı gerçekleştiren terörist bu şekilde hızla koşarak uzaklaşıyor ki biliyoruz bir taksiye bindi. Ardından eve gitti ve o evde saklandığı evde e, emniyet güçleri tarafından polis ekipleri tarafından yakalandı. Hali hazırda hala gözaltında ki e, kendisine bombayı veren bir kişinin olduğunu daha biliyoruz. O teröriste gözaltında iki teröristin. İstanbul'daki Taksim'de İstiklal Caddesi'nde daha önce 3 kez keşif yaptığı da belirlenmiş durumda. Bu yeni görüntüleri de bir yandan ekranlarınıza getirmeye devam edelim. İstanbul'da Taksim'de e, ki saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist olaydan 10 saat sonra gözaltına alınmıştı. Hala halihazırda hazırda gözaltında 50 kişinin gözaltında olduğunu biliyoruz. İşte o kadın terörist caddeye girdi ilerledi bu banka oturdu ve yanında bir poşet, bir çanta var ve onu bırakıyor, sağ sola bakıyor ve kalkıyor ve hemen hızlı bir şekilde İstiklal Caddesinde koşarak uzaklaştığını zaten sağına soluna bakıyor, elinde de bir gül var, e, ilerliyor ve ilerleyen dakikalarda da koşuyor, hızla caddeden uzaklaşıyor ve ardından e, bir taksiye biniyor ve evinin olduğu noktaya esenlere doğru hareket ediyor. İşte bu görüntülerden sonra da e, saat 16.13'te o banka oturduğunu dakikalar sonra da o bombanın patladığını biliyoruz. İşte İstanbul bombacısının yeni görüntülerini de ekranlarınıza getirmiş olduk böylece.